Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Bu videomda sizlere limit ve süreklilik konusundaki sonsuzda limiti anlatacağım. Bir sonraki videomda da süreklilik işleyeceğim ve limit ve süreklilik videolarının konu anlatım ve soru örneklerini bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle sonsuzda limit fx eşittir 1 bölü x fonksiyonunun grafiği üzerinde x'in artı sonsuza ve eksi sonsuza gittiği durumları birlikte inceleyelim. Şimdi arkadaşlarım x'in artı sonsuza gitme durumu. x değişkenine istenildiği kadar büyük pozitif değerler verildiğinde grafiği verilen fonksiyonun aldığı değerlerin bakın gördüğünüz gibi sıfıra yaklaştığı görülmektedir arkadaşlarım. Limit x 10'a gitsin mesela 1 bölü x diyelim. Bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 10 yani 0.1. Daha sonra büyüteyim arkadaşlar limit x 100'e gitsin. 1 bölü x 1 bölü 100 olsun. Bu da arkadaşlar 0,01. Daha sonra limit x 1000'e gitsin. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 1000. Yani arkadaşlar 0,001. Böyle sonsuza kadar gider ve dikkat ederseniz 0'a yaklaşır. x'in eksi sonsuza gitme durumunu inceleyelim x değişkenine arkadaşlar istenildiği kadar küçük negatif değerler verildiğinde grafiği verilen fonksiyonun aldığı değerlerin sıfıra yaklaştığı görülür. Bakın eksi sonsuza doğru yaklaşıyorum arkadaşlar fonksiyonda ne oluyor yine sıfıra yaklaşıyor. Mesela ben limit x eksi 10'a gitsin 1 bölü x diyeyim bu da eksi 1 bölü 10'dur bu da arkadaşlarım eksi 0,1'dir limit x eksi 100'e gitsin diyeyim. 1 bölü x eşittir. Eksi 1 bölü 100'dür. Ve eksi 0,01 olur. Limit x eksi 1000'e gitsin arkadaşlarım. 1 bölü x Eksi 1 bölü 1000 yani eksi 0,001 olarak devam eder. Dikkat ederseniz sıfıra yaklaşan değerler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu incelediğim iki durumu limit x sonsuza giderken 1 bölü x eşittir 0 veya arkadaşlar limit x eksi sonsuza giderken 1 bölü x eşittir sıfır olarak değerlendirelim. Çünkü arkadaşlarım benim ne oluyor? Artı sonsuza da gitsem, eksi sonsuza da gitsem değerim sıfıra yaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir genelleme yapacak olursak a pozitif reel sayıysa yani sayıyı sonsuza böldüğünüzde sonuç sıfır veya sayıyı eksi sonsuza böldüğünüzde sonuç sıfırdır. Bu önemli bir formüldür arkadaşlarım. Şimdi birinci örneğimizle başlayalım. Köşeleri O merkezli birim çember üzerinde olan A, B, C, D, e, F sonsuza kadar giden düzgün çokgeni veriliyor. Ve arkadaşlar limit en sonsuza giderken alan A, B, C, D, e, F limitinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken şey düzgün çokgenin kenar sayısı arttırıldıkça şekil bir çembere doğru yaklaşır. Yazalım bunu düzgün çokgen. Düzgün çokgenin kenar sayısı arttıkça şekil bir çembere doğru yaklaşır. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorum? E, birim çember dediği için birim çemberinde yarıçapı nedir? birim çemberin yarı çapı bir birimdir. Bunu nereden biliyorum? Trigonometriden biliyorum arkadaşlar. Yani aslında bir birim yarı çaplı dairenin alanını istiyor benden. O zaman arkadaşlarım pi r kare yani pi çarpı birim karesi yani benden pi birim kareyi istiyor. O da denizli seçeneğidir. Evet sıradaki örneğimiz ikinci örnek arkadaşlar. Demiş ki y eşittir f x eksi 2 fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre limit x sonsuza giderken f x eksi 2 çarpı limit x sonsuza giderken hatta burada da eksi sonsuza giderken diyelim ki farklı olsun fx farkının değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar x sonsuza giderken fx nereye gidiyor? Bakın x sonsuza giderken fx'iniz 3'e gidiyor. x eksi sonsuza giderken fx'iniz eksi 3'e gidiyor. Şimdi arkadaşlar y eşittir fx eksi 2 fonksiyonu y fx fonksiyonunu 2 birim x ekseni boyunca ne demiş? Ötelemiş şekli. Yani şöyle ne yapıyorduk? Eğer ki içinde eksi varsa sağa doğru öteleniyordu. Eğer içinde artı varsa sola doğru. İçinde eksi olduğundan ne diyoruz? Bu bizim sağ tarafa iki birim ötelenmiş şeklimiz. Ama sonsuzda bunun bir önemi yoktur arkadaşlar. Çünkü sonsuzda yaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunun cevabına 3 eksi 2 çarpı eksi 3. Bu da 3 artı 6'dan 9'dur arkadaşlarım. O da Eskişehir seçeneğidir. Üçüncü örneğimize bakalım beraber. Bir f fonksiyonu için limit x sonsuza giderken fx 2, limit x eksi sonsuza giderken fx eksi 2, limit x sıfıra giderken fx 0 koşulları sağlandığına göre bu fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi? Olabilir. Şimdi arkadaşlar limit x sonsuza gittikçe fx 2 olduğuna göre ne demek x değerleri sonsuza doğru arttıkça y değerleri de y ekseninde 2'ye doğru yaklaşmalı. Bakalım bak 2'ye doğru yaklaşıyor. Burada sonsuza gidiyor olmaz. 2'ye doğru yaklaşıyor olabilir. Burada arkadaşlarım 2'ye doğru yaklaşmıyor. Azalıp artıyor olmaz. Bu da 2'den çıkmış arkadaşlarım. Şuna da şöyle 1 demiş ve 2 mi ne 3 mü on mu hiçbir fikrim yok bu da olmaz. Şimdi ikinci maddemizi yorumlayalım. Bu ne demek? X değerleri eksi sonsuza doğru azalarak gittikçe Y değerleri de eksi 2'ye doğru yaklaşmalı. Burada da arkadaşlarım buraya bakıyorum bak sıfıra doğru gidiyor bu maalesef olmadı. Buraya bakıyorum eksi 2'ye doğru yaklaşır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir demeliyiz. Evet sıra daha dördüncü örneğimiz var. Grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonuna göre aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Bakalım. Limit x sonsuza giderken fx 2. Arkadaşlar x sonsuza gidiyor bakın. Bu da nereye doğru gidiyor? 2'ye doğrudur. x sıfıra giderken x sıfıra gidiyorsa arkadaşlarım sağdan ve soldan limite bakmam lazım. Sıfır burası. Soldan baktım 4. Sağdan baktım 0. Bunun limit değeri yoktur. Dolayısıyla 0'a eşit değildir. Eksi 3'e gidiyor demiş. Sağdan ve soldan bakmalıyım. Soldan baktım eksi 1'e gidiyor. Sağdan baktım 0'a gidiyor. Bu da arkadaşlar limit yoktur. O yüzden belli bir limit değeri olamaz. Eksi 2'ye sağdan. Eksi 2 sağdan burası nereye doğru yaklaşmış? Eksi 2'ye doğrudur. Eksi 1, eksi 1 diyorsa sağdan ve soldan bakacağım. Sağdan yaklaştık sıfıra gitti. Soldan yaklaştık sıfıra gitti. Dolayısıyla limit vardır ve sıfıra eşittir. Limit x eksi sonsuza giderken fx eksi 2'ye eşittir. Eksi sonsuza gidiyor arkadaşlar ve eksi 2'ye yaklaşıyor. Bu da doğrudur. Kaç tanesi doğrudur demiş. 4 tanesidir cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlarım 5. örneğimizde sıra A, B, C, D, E, F diye giden düzgün çokgen en kenarlı ve çevrel çemberinin yarıçapı çapı 4 birim olan bir çokgendir. Buna göre limit en sonsuza giderken alan A, B, C limitinin değeri nedir? Arkadaşlar düzgün çokgende kenar sayısı arttırıldıkça şekil bir çembere doğru yaklaşır. Burada da çevrel çemberimizin yarı çapı 4 olduğu için yarı çapı 4 birim olan bir çembere yaklaşıyor. Yani benim dairemin alanını istiyor. Bu da pi r kare ile bulunurdu. E, pi çarpı r dediğimiz 4 arkadaşlar benim limitimin değeri 16 pi yani Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlarım 6. örnekte bir üçgen vermiş. ABC üçgen. A açısı 90 derece. ABC B açısı 4 alfa. AC dediğiniz sin 3 alfa yazıyorum. Yukarıdaki verilere göre limit alfa sıfıra giderken AB değeri. Şimdi arkadaşlar AB'yi soruyor. Benim burada 4 alfamı vermiş. 4 alfamın karşısı bölü komşusundan yani tanjant 4 alfadan ben sin 3 alfa bölü AB'ye ulaşabilirim. Bana AB lazım. O halde AB eşittir sin 3 alfa bölü tan 4 alfa diyebilirim. Limit alfa sıfıra giderken sin 3 alfa bölü tanjant 4 alfayı soruyor. Biz 0 bölü 0 belirsizliğinde buraya koyduğumda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Demiştik ki sin ve tanjantın üstünü kapat işlem yap. Bakın üstünü çizdim. Yani benim cevabım 3 bölü 4 geldi. Bu da denizli seçeneğidir arkadaşlarım. Evet sırada 7 örneğimiz var. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Çevre A, B, C, D, E, F 24 birim. F, A taralı bölgenin alanı olarak tanımlanıyor. Buna göre X3'e giderken F, limitinin değeri nedir? X3'e giderken dediği arkadaşlar burası X eşittir 3. Bunun çevresi 24 birimse ve altıgense 24'ü 6'ya böldüğümüzde her bir kenarının 4, 4, 4 olduğunu. Or, burası 4 birim olacak. Şöyle dik arkadaşlar. Şurası 120 derece altıgen olduğu için 60, burası 30 gördü. Yani burası 2 birim, burası 1 birim geldi. Toplamı 4 birim olacağı için arkadaşlar burası da 3 birim geldi. Dolayısıyla burasının kaç birim olduğunu görmek için bu bir düzgün altıgen olduğundan burası da 1 birimdir. Ben buradaki alanı bulmak istiyorsam öncelikle şu Üçgenin alanını bulurum. Burası arkadaşlarım 120. Yani 1 bölü 2. 4 çarpı 4 çarpı sin 120. Artı buradaki dikdörtgenin alanı 1 çarpı. Burası da arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kenarın şöyle kök 3 katı. Neden? Çünkü buraları 4 4 ise burası 120 30 30 üçgeninden 4 kök Yani 4 kök çarpı 1 olmalıdır. Bununla bunu sadeleştirdim. 2 sin 120 dediğim ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüsüm artı 180'den çıkarttığımda bu sin 60'a eşittir. 8 çarpı sin 60 artı 4 kök 3. Sin 60 dediğimin değeri kök 3 bölü 2'dir. 2 ile bunu sadeleştiririm. 4, 4 kök 3, 4 kök 3 daha. Doğru cevabımız 8 kök 3 olarak gelir. Yani denizli seçeneğidir arkadaşlarım. Evet sonsuzda limitle alakalı son örneğimiz arkadaşlar. ABCD B, C, D kare. MADE A, D, e, alfa. Çevre ABCD D 16 birim. Kare olduğu için 4, 4, 4. 4 ve arkadaşlar köşegen olduğu için 45 45 böler. Bana sorduğu alfa 45'e giderken ADE'nin e, alanı zaten arkadaşlar 45 olduğuna göre burası da 90. E ne oldu? 90'ı 4 gördüyse 45. 2 kök 2, 2 kök 2 gördü. Bulunan alanı da 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'dir. Bunlar bununla gitti. Benim limitim 4'e yaklaşıyordur. Cevabımız Eskişehir seçeneği. Evet arkadaşlar sonsuzda limitimiz de böyle. Bir sonraki videomda sürekliliği de size anlatıp limit videolarımı bitirip hızlıca türev videolarıma geçeceğim. Şimdilik kendinize dikkat edin. Ders çalışmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Matematikle kalın.